Efendim selamlar 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 ve selamlar. Arkadaşlar bugün şöyle bir atölye haritasına girelim. Önemli bir konu hakkında, gerçekten önemli bir konu hakkında Rocket League'de arkadaşlar zaten konuşmamız lazım. Neden? Başlığa göre zaten tıkladınız. Nissan Skyline paketi yüksek ihtimal bu hafta veya haftaya geri geliyor. Şimdi ben biliyorsunuz ki videolarımda ve yorumlarımda özellikle şey demiştim. Skyline bu sene gelmez. 2024'ün sonuna gelir. Zaten bu sene gelmişti. İşte bir daha geleceğini düşünmüyorum falan gibi sözler sarf etmiştim. Fakat bir tane olayın yaşanması benim bu fikrimi aldı, çöpe attı. O da ne? Hızlı ve Öfke'nin 10. filminin çıkıyor olması. Şimdi bu önemli. Neden? Biliyorsunuz ki Nissan Skyline'in çıkışı, yani oyunda isim döneminde ilk çıkışı 2016 veya 2017'de falandı. Hatta 2016 diye biliyorum. Ve bunlar yaşanırken Hızlı ve Öfke'nin sanırsam ya 8. aynen 8. filmi çıkıyordu. Yani ilk o zaman çıkmıştı Nissan Skyline. Ve şöyle de bir şey var. Genelde Skyline paketi Hızlı ve Öfke'nin filmleri çıktığı zaman gelir. Bu son Skyline paketinin geldiği durum hariç, çünkü o 2023'ün veya 2022'nin sonunda gelmişti sanıyorsam. O hariç genelde hep böyle olmuştu. Şimdi ben niye geliyor dedim ve sonunda galiba yazdım parantez içinde. Çünkü şöyle bir düzelteyim kendimi. Tamam, devam abi. Çünkü şundan dolayı arkadaşlar. Ayın 19'unda, yani 8 gün sonra Hızlı ve Öfke'nin 8 gün falan galiba değil mi? Yok, 8 gün değil lan. 2 hafta sonra falan. 2 hafta sonra arkadaşlar Hızlı ve Öfke'nin 10. filmi çıkıyor. Şimdi Hızlı ve Öfke'nin Nissan Skyline ne alaka diyeceksiniz. Arkadaşlar bu paket Nissan Skyline paketi diye alınıyor ama içinde Dodge Charger da var. Onun dışında bir araba daha vardı. Onu unuttum ama çok kullanılmayan bir arabaydı. Bir araba daha var. Ve onun yanında Nissan Skyline var. Yani aslında bu Nissan Skyline paketi değil, Fast and Furious, Hızlı ve Öfke'nin paketi. Yani Rocket League ne yapmış? Hızlı ve Öfke'nin filminden lisans haklarını almış ve demiş ki ya sizin filminizdeki arabalar güzel. Demiş insanlar da bu filmi seviyor. Bu filmdeki arabaları biz oyunumuza getirelim diyerek lisans hakkını aldı zaten. Ben de diyorum ki ya bu arabalar, bu paketler genelde film çıkışıyla beraber geliyorsa neden gelmesin? Şimdi bu olumlu tarafı. Olumsuz tarafı ne? Gelmeme ihtimali var. O yüzden ben başta fark ettiyseniz dümdüz geliyor yazmadım. Sonra galiba da ekledim. Çünkü gelmeme ihtimali şundan var. En son 4-5 ay önce çıktı zaten bu paket ve gidin bakın benim videolarıma. Böyle genelde Hızlı ve Öfkeli paketleri 1 yıl, 1,5 yıl arayla gelir. Mesela 2020'nin Haziran ayında gelmişti Hızlı ve Öfkeli paketi. Sonra insanlar bekledi, bekledi, bekledi. Ta ki 2020'nin sonuna, 2023'ün başına kadar beklediler. Şöyle mikrofonu bir daha düzelteyim. Ve 2023'ün başı, 2022'nin sonu gibi, şöyle düzelteyim kendisi. Bu paket geldi. O yüzden benim bir çekincem var. Çekincemi düşüren şey de ne? Tabii ki de filmi çıkıyor olması. Çünkü film çıkıyor. Böyle bir hype olacak. Yani bu da paketin gelmesi anlamına gelir. Ve dediğim gibi zaten bu paketlerin çıkışı genelde filmin çıkışıyla beraber olduğu için yani çok kuvvetle muhtemel gelmesini bekliyorum. Hatta oran verecek olursam da böyle atıyorum hani yüzde kaç gelir diyecekseniz de pakete. Ya ben diyorum ki %60 gelir diyorum bu paket geri. Yani %60 da bence gayet yüksek bir rakam. Ya bu şekilde. Şimdi Hızlı ve Öfkeli paketinde neler var onları söyleyeyim. Nissan Skyline var, Dodge Charger var, bir de Ice Charger var. Bu paket 2400 krediye falan geliyor hepsini almaya çalışsanız, çıkartmalarıyla beraber, işte bütün arabalarla beraber. Nissan Skyline'i almaya kalksanız galiba 800 kredi verip direkt alabiliyorsunuz. Bu da aklınıza bulunsun. Dediğim gibi Hızlı ve Öfkeli filmi Cuma günü çıkıyor. Yani Cuma günü aslında 19 Mayıs. Belki dedim günden bir şey çıkartabilir miyim ama yok, çıkmıyor arkadaşlar, onu düşündüm. Bu arada 19 Mayıs'ta bizim ligimizin de ikinci sezonu başlıyor. Lige katılmak için en azından destek olmak için Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Lig oyuncuları dışındaki oyuncular da bir sürü şey yapabiliyor zaten, Discord'a gidip hazırlık maçı oynayabilirsiniz. Ligin ödülü 36.000 kredi, bu hatırlatmayı da yapayım. Şimdi konumuza geri dönelim. Ne diyorduk? Nissan Skyline işte gelebilir falan diyorduk. Özetle bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben size
Paket içeriğini göstereyim. Şuradan gelelim abi garaja. Tamam mı? Paket ne veriyor onu göstereyim. Yani konuşacağımız konular bu şekildeydi. Bundan sonrası biraz da paket içeriğini göstermekle olacak dediğim gibi. Şuradan hemen şey yapıyoruz arkadaşlar. Most quality değil. Hatta quality olsun ya, bir dakika. Şuradan hide filters dedim. Bakın arkadaşlar, buradan premium gövdeyi bulabilir miyim? Bulamadım. Tamam, şöyle yapalım. Most recent diyelim abi, tamam mı? Ondan sonra buradan gidelim. Şuradan hide filters dedim. Burada da mı çıkmıyor? O zaman şuraya geleceğiz abi. Burada da çıkmıyorsa artık ben bir şey demiyorum. Şuradan hide filters dedik. Şu bayrakları geçiyoruz. Tamam, buradaki ıvır zıvırları geçiyoruz. Bunlar sistem döneminden kalma eşyalar. Burada da bulamadık. Yani ilginç bu arada. O zaman şöyle yapalım. Gelelim direkt araba değiştirme ekranı. Burada da bulamazsak hiçbir şey demem. Ha, şimdi geldi. Bak, Legacy Body olarak geçiyor. Eskiden Steam döneminde bu Premium Body olarak geçiyordu. Değiştirmişler. Şimdi bu geliyor. Fast and Furious Dodge Charger geliyor. Bir de bir araba daha geliyordu. Ama o araba nerede göremedim açıkçası. Ya 3 araba veriyor diye biliyorum. Ha, bir de şey veriyordu ya. Pontiac Fiero mu ne veriyordu? Böyle, yok, Pontiac Fiero da değildi ya. Farklı bir araba veriyordu da 3. arabayı vallahi unuttum. Kusuruma bakmayın. Ya bu şekilde. Bu paketin içeriği de dediğim gibi 2400 kredi. Ya siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şimdi yani düşününce bence gelmesi lazım. Yorumları tartışalım, sizce gelir mi gelmez mi? Son olarak şöyle arabanın özelliklerinden de bahsedeyim size. Dominus hitbox'ı oluyor Nissan Skyline'de, onu söyleyeyim. Breakout hitbox'ı değil. Onun dışında çok kullanılan bir araba da değil zaten, ama böyle oyuncular genel olarak sevdiği için falan kullanıyor. 800 kredi olacağını söyledim arabayı tekrarsınız. Ve bu şekilde. Ya benim görüşüm %60 gelir. Siz yorumlarda ne düşünüyorsunuz? Onu tartışalım biraz. Ve mutlaka şunu da söyleyeyim, hatırlatmayı yapmadan geçmeyeyim. Eğer bu videoları beğeniyorsanız ve beni sanıyorsanız da 2-3 saniyesi ayırın. Hatta durdum. 3 saniye durdum. Gidip videoyu beğenin. Ondan sonra mutlaka Skyline hakkındaki görüşlerinizi yoruma yazın. Ve bir hedefimiz var. Biraz gerçekleştirmesi zor bir hedef ama Haziran'a kadar 10.000 abone olmaya çalışıyoruz. Eğer destek olmak isterseniz, 300 aboneye çok yaklaştık. Daha doğrusu 300 abone falan kaldı. 10.000 aboneye çok yaklaştık. Destek olursanız da sevinirim. Yani bu şekilde arkadaşlar, Nissan Skyline paketi gelirse zaten şöyle göstereyim. Markete gelir. Şurada Fast and Furious Pack diye yazar. Benim tahminim abi, 19 Mayıs'ta gerçekten bu paketi bekliyorum dediğim gibi. Yani bunları tekrar tekrar söyleyeyim, noktayı koyayım. 19 Mayıs'ta gelmezse de çok şaşırırım. Çünkü yani düşünsenize, film çıkıyor, paketi bekliyorsunuz. Millet hype'lanıyor ama paketi getirmiyorlar oyuna. Hani garip olur ama %40'lık payı da, hani gelmeme payını da şeye bırakıyorum, yakın zamanda geldi diye. Bu şekilde toparlayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalda abone değilseniz 2-3 saniyesi ayırıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.